2014 Dünya Kupası'nda son maça geldik. Almanya ile Arjantin finalde karşılaşıyorlar. Turnuva başında baktığımızda tabii Almanya hani doğal favorilerden bir tanesiydi. Arjantin ise hani daha çok yıldızlarının önde oynayan oyuncuların özellikle Messi'nin, Agüero'nun ve Di Maria'nın performanslarıyla tabii Messi biraz daha spesifik bir örnek. Bir yere gitmesi beklenen takım da Arjantin ama şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Biliyorsunuz hani iki taraftan geliyor takımlar ve Arjantin'in düştüğü taraf finale gittiği yolda karşılaştığı takımlar biraz daha dişine göreydi. Bunu söylemek lazım. Almanya ise açıkçası çok güçlü takımları, ev sahibini, Fransa gibi turnuvada dikkat çeken takımlardan bir tanesini eledi. Grupta yani belli aralıklarda zorlansa bile yine gruptan çıkarak geldi ve kendi adıma o yarı finaldeki dört takım içerisindeki en iyi futbolu oynayan takım olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani bu maç öncesinde hem hak etme anlamında hak ettiklerini düşünüyorum. Tabii ki bir 90 dakika var oynanmamış ama hem de favori olduklarını düşünüyorum. Zaten oranlar da bu şekilde. O yüzden ben hani Arjantin karşısında Almanya'yı önde görüyorum taraf karşısında. Ama tabii bir 90 dakika içerisinde her zaman için büyük sürprizler vardır. Mesela ben Agüero'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini düşünüyorum ama Arjantin onu kullandı. Di Maria yine böyle kullanılabilecek bir oyuncu. Böyle oyuncuların katılımı ve performansları bir şekilde farklı bir etki yaratabilir Arjantin cephesinde. Ama yine söylemek lazım. Hani Arjantin'de her şey yine Messi'ye bağlı. Ama Almanya için bunu söyleyeyim. Almanya müthiş bir takım oyunuyla oynuyor. Hani Brezilya maçında attıkları gollere bakın. Yani hep beraber atıyorlar golü. Neredeyse kale içine topla paslaşarak beraber girmeyi düşünen bir takım. Hani İspanya'nın ve İspanya futbolunun genel anlamda çöktüğüne dair bir hep konuşulan şeyler var ama sanki ben bu turnuvada İspanya'nın yerinde Almanya'yı görüyorum futbol olarak. Onların hani İspanya'nın yapamadığı şeyleri de yapabilecek. Hani değişti mesela oyun içerisinde oyun sıkıştığında şut opsiyonunu da kullanabilen bir takım. Bunun dışında farklı forvet varyasyonları deneyebilen bir takım mesela. Ama hani en başarılı olduğunda Müller gibi tam forvet olmayan, biraz daha forvetsiz oynayabilen ve inanılmaz derecede iyi pas yapan, topa sahip olan ve oyuna hükmeden bir Almanya. O yüzden hani İspanya ülke olarak belki şey yaptı ama futbol olarak Guardiola üzerinden hani Bayern Münih, ki bu Bayern Münih iskeletini oluşturuyor Almanya milli takımının. Öyle baktığımızda da enteresan bir takım. Finaller özeldir her zaman için. Yani Messi açısından da çok özel. Hani gönül istiyor ki Messi de bir kupa kazansın. Ben kendi adıma açıkçası istiyorum. Bu turnuvada iyi bir turnuva geçirdi ama bu kez işi zor. Çünkü futbol sürprizlere her zaman açıktır ama yani o güzel deyişle söylemek gerekirse hani iyi bir takımın yoksa hava gazı derdi dar alanda kısa paslaşmalarda. Hani öyle olduğunu düşünüyorum. Futbol hakikaten bir takım oyundur. Almanlar da onun en güzel şekilde oynayan takım. O yüzden ben hem hak ettiklerini düşündüğüm için hem de bu maçın özel de galibiyete yakın taraf oldukları için Almanya'nın galibiyetini iddia bahsinde de sizlere tavsiye ediyorum.